Evet, list grupla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi tekrar örneğimize devam edelim. Şöyle bakalım bir nerede kalmıştık. Tasarım olarak. Evet, şöyle bir alan yapmışız üçlü. Şimdi bunun altına bir list grup yapalım. Sağ tarafa bir list elemanı yapalım. Şimdi bunları yaptık burada. Şu section row'dan mı geliyor? Evet, row'dan geliyor. Şimdi bir row daha açalım bu section'ın içine. Div class row m0. Div class. Şimdi orayı callMD 4 yapacağız, evet. Call MD 4 diyorum ve bunu bir tane daha yapacağım. Div class. Şimdi orayı ikiye bölüyorum. Bir tarafı 4 olacak, bir tarafı 8 olacak. Call MD 8 yapıyorum bunda. Evet. Tamam. Burası sol içerik diyelim. Sol içerik. Burası da sağ içerik. Şu an için öyle. De değiştirebiliyorduk biliyorsunuz. Şimdi geldi, bakın sol içerik sağ içerik tam bunun bittiği yerde. Şimdi içinde herhangi bir şey yok. Biz ekleyeceğiz içine. Ekleyince de orası düzelecek. Zaten ne eklediysek onunla alakalı şey gelecek yani. Şimdi biz list grup ekleyelim oraya. Soldaki içeriye list grup ekliyorum bir tane. Önce görelim bir. Buradaki bunu siliyorum. U'yu shift tab'la birleştiriyorum ilk önce. Sonra bunu yap, bu şekilde ileri alıyorum tab'la. Lideri seçiyorum. Bir kademe daha içeri aldım. Bunları aslında otomatik düzenleyebiliyoruz. Onu da göstereceğim daha sonra. Da şimdi anlatırken düzgün olsun diye öyle yaptım. Evet, şimdi burada bu sefer bu MD M0'ı almasak, bunda da bir boşluk var. O yüzden çünkü bakalım bir. Evet, bence almamamız daha mantıklı. Çünkü herhalde bununla da bir boşluk geliyor. O yüzden daha fazla içeri girdi. Bakın bu şekilde bir liste yaptık. Şimdi bu listenin mesela bir de farklı örnekleri var. List grubun. Basic diyor mesela. Badges dediği örnek de var. Mesela span'la şöyle bunların yanına şu şekilde şuradan ekleyeceğim. Birincisini eklemeyeceğim ki ona başlık yapacağım çünkü. Şimdiden eklemeyeyim onu. Yanına geldim. Li'lerin bir öncesine. 14 34 8 27 geldik. Tekrar buraya geliyorum. Evet, bakın bu şekilde ekledik oraya. Şimdi geleceğim. Bir de başlık ekleyeceğim. Bakın burada aktif alan var. Ne, nasılmış aktif alan? Aktif yaptılar. List grup item aktif diyor. List grup item aktif. Şimdi bu acaba A olmadan oluyor mu? List grup item aktif. Bakalım. İlla A'la mı yapmamız gerekiyor? Yok, değiş. A'yla da yapmamız gerekmiyormuş. Evet, bu şekilde. Fena olmadı. Bunu mesela şöyle yapabiliyor muyuz? Bunu bir de text align text center diyelim bakalım. Ortalayacak mı orasını? Bakın bu şekilde ortaladık. Yani dediğim gibi her şeyi biz kendimiz belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam, burası güzel. Burası böyle kalsın. Şimdi buraya bir şey düşüneceğiz. Buraya da bir tab alanı yapabiliriz aslında ama tabları daha öğrenmedik. Öğrendik aslında ama JavaScript'lerin içindeydi. O yüzden geçmedi. Oraya da panel yapalım. İki tane panel ekleyelim. Disable diyor. Disable'a yapmaya gerek yok. Ha, bir de şöyle custom content var. Custom content de yapabiliriz. Evet, oraya da custom content yapalım. Şunu alıyorum, list grubu. Şu şekilde. List grubu aldım. Şu içeriğin içine. Önce bir sıfırlıyorum. Sonra div şey, tabla içeri atıyorum. Sonra A'yı buradan seçiyorum. Bir kademe daha içeri attım. Bunları seçiyorum. Bir kademe daha içeri attım. P'leri şuradan P'lerin içine 1 2 sıra kopyaladım.
Bu birincisiydi. Aktif diyor. Geldim. 2, 3 tane yaptım. Bu aktifleri siliyorum. Hatta belki hepsinin aktiflerini silebiliriz. Class'ı sildim. Şimdi şurada içerikler gelmesi lazım. Yenile diyorum. Evet, bakın bu şekilde geldi. Üstüne gelince hafif bir rengi değişiyor. Buna bir başlık daha ekleyebilirdik belki. List grubun içine şuraya div class row diyorum. Buraya H3, buraya list grup diyelim mesela şöyle. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik orada. Row olduğu için biraz aşağıya attı. Row'u M0 yapıyorum. Yani içeriden başlattı biraz. Evet, şu anda düzeldi. Burası da böyle güzel. Şu aktifliği kaldıracağım ben oradan. O aktif olmasın. O aktifliği kesip şuna verirsek ne olur acaba? Merak ediyorum. Bakalım. Tabi buraya bir class dememiz gerekiyor önce. Class diyorum. Geldim. Burasını düzenleyemedik. Buraya başka bir şekilde bir şey bulmamız lazım. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra farklı bir yöntem düşünürüz olmadı oraya. Hatta eğer onun yanına mesela atıyorum span'la bir şey yazarsanız muhtemelen başlığın yanındakinde miydi? Bakalım, tam da hatırlayamadım şu anda. Bunda da yapıyor muydu içine yazdığımız zaman? Küçük yapıyordu. Bir tanesinde. Bu değil. O zaman bunu H2 mi yapmamız gerekiyordu? Bakalım bir. Pardon. H2'de. Yok, H2'de de olmadı. Bunu H1 yaparsak. Emin olamadım hangisinin olduğunu, bakalım. Yok. Şimdi o zaman ben bunu tekrar H3 yapacağım. H3 yapacağım. Şurada var mıydı o örnekten? Bakalım bir. Yok, şu anda bulamadım. Evet, bu şekilde kalsın. Hatta şuradakini silelim. Neredeydi? Şurayı siliyorum. Çok uzun olmasına gerek yok o kadar. Evet, şimdi devam edelim. Başka ne kaldı burada? List grupta panel kaldı. Şimdi paneli eklemek için ne yapacağız? Nereye ekleyeceğiz paneli? Paneli de bir sonraki derste ekleyelim bence. Dersi böyle uzatmayayım burada. Yeter bu kadar. Zaten ne kaldı? Bir iki tane daha kaldı. Sonra JavaScript'lere geçeceğiz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.